Bir metre filan var yani neredeyse kalınlığı. Gövde kalınlığı. Gövde kalınlığı. Şunun altı ne bak? Şuranın altı bile en azından. Bu arada ağaca bağlanıyor. Olurmuş insan ne hoş olurmuş sevdiğini görünce, sevdiğini görünce. Hadi gülüm oymaktan, saz çalıp oynamaktan. Ah güllerim kurudu, gül çalıp oynamaktan. Harika ya. Bunun büyükte şeyi de var bana. Ben Aksaki'nin Celdeve köyünden Ahmet Konmak. 96 yaşındayım. Biz bu mevkiye, sarmaşık mevkisine gelirdik. Böyle mal güderdik. Buraya ağacın dibinde gizlenirdik. Davul çalardık. Bilmem ne yapar, oynardık kaşığa. Velhasıl çok muhabbetli bu ağaç. Çok büyük bir ağaç. Yani tarihi 700 seneden fazla belki de ama benim tahminime göre öyle. Ha. Ondan sonra arkadaşlarla böyle muhabbet yapardık, oynardık, gülerdik. Böyle bir durumla karşılaşırdık. Bu ağaca yıldırım düştü. Ya ondan sonra yandı, ateş koyulmuşlar, yandı. Hala da gene direniyor. Meydana geldi fevkalade çinlikle. Dibinde su var, çeşmemiz var. Güzel de bir piknik meydanıdır burası. O
oldun kabaklar, uzun oldun kabaklar. Açtı yeşil yapraklar, açtı yeşil yapraklar. Kız sana ben doymadım, kız ben sana doymadım. Doysun kara topraklar, doysun kara topraklar. Haydi yavrum oymaktan, kader oynamaktan. Ah dillerim kuruldu, bir çalı doymamaktan. Hadi. Su gelir millendir, su gelir millendir, bahçeye güllendir. O gün saçları gözleri çok adam dillendirir, dilsizi dillendirir. Hadi! Hoppa, hoppa, hoppa! Ben Aksaki Cendeve Mahallesi Muhtarı Salih Çelik. Kavak 700 yıllık bilimsel olaraktan orman bölge şefi burada ölçtü. 700 yıllık olduğunu tespit etti. Aşağıda buna benzer birçok 300-350 yıllık daha kavak oldu. Ama bu kavak içerisinde kayrola atıp yatacak kadar da geniş bir boşluğu olan bir kavak. Buranın içerisinin boşluğu bir yıldırım düşme neticesinde kavanın içerisi yandı. Kavanın içerisi yandığı için işte bu şekilde de bir koruma altına alınmasını ben hasreten Orman Bölge Müdürlüğü'nden talep ediyorum.